Korkmazlar Garaj Ailesi'nden herkese merhabalar. Bugün 2021 model Opel Mokka'yı sizlere tanıtacağım. Evet, gördüğünüz gibi yeşil rengiyle bizleri karşılıyor. Üzerindeki siyah elmas kaputumuz kesinlikle aracımıza çok gövdeli, kemikli bir yapı sunuyor. Aynı şekilde şuradaki çizgimiz de büyük bir estetiklik kazandırıyor kendisini. Logomuz aynı şekilde ve Opel yazımız da şurada mevcut. Krom çıtalarımız devam ediyor. Şurada farlarımıza kadar uzanan bir bütünlük söz konusu. Farlarımız Matrix var aynı şekilde. Aynı krom çıtalarımız şurada da devam ediyor gördüğünüz gibi. Şuradaki detay havalandırma detayımız aracımıza bütünlük sağlamakta. Jantlarımıza geçecek olursak elmas kesim jantlarımız mevcut. Gerçekten çift kollu ve iri bir şekilde duruyor. Bu aracımız kesinlikle SUV görüntüsünü sağlıyor. Aynı şekilde krom çıtalarımız yan yüzeyde de devam etmekte. Gördüğünüz gibi kapı kollarımız aynı şekilde arabanın gövdesiyle aynı renkte. Şu şekilde biraz bastırdığımızda niye açılmadı? Anahtarı bende çünkü. Aracımızda anahtarsız giriş sistemimiz mevcut. Şu şekilde dokunduğumuzda açıktır. Ondan açmıyor. Ha, ondan mı açmıyor? Aracımızda anahtarsız giriş sistemimiz mevcut. Elimizi dokundurmamız gayet yeterli oluyor. Şöyle kapatalım. Şu çamurlukta devam eden siyahlar alt düzeyde de devam ediyor. Araç sportif dengesini koruyor. Depo kapağımız. Dur Cemal, baştan alacağım. Depo kapağımız gayet büyük bir şekilde, büyük bir hacme sahip. Bunu da göstermek istedim sizlere. Tamam, bitti. Yeni Mokka, yeni Opel Mokka, zirvede olan, revaçta olan bir araç. Özellikle renk olarak da maça yeşili miydi? Maça yeşili, kaput siyah opsiyonu rengiyle birlikte karşınızda. Bu aracı üstün kılan özellikleri neler? Onlardan da biraz bahsedelim. Daha önceden Opel Manta'nın tarihi kökeninden gelen, sonra Opel'in X diye konsept olarak üretmeyi planladığı, tasarladığı aracın üzerinden şekillendirilen bir yapıya sahip. Araçta şöyle söyleyebiliriz, elmas kesim siyah jantlar bulunuyor. 18 ebatında inci. Gayet şık, dinamik bir görüntü kazandırmış. Yeşil rengiyle siyahın karşı zıtlığı gayet estetik, dinamik bir görüntü yaratmış. Kapılardaki, kapı üstündeki çıtalar, krom çıtalar arabaya ayrı bir efekt kazandırmış diyebiliriz. Arka camda siyah uygulaması gerçekleşmiş. Araçta teknoloji zirve seviyede arkadaşlar. Farlar tamamen Matrix LED far olarak geçiyor. Yani bulunduğunuz yolun koşulu, karşı taraftan gelen aracın ışığına göre farklı açılarda ışığı yönlendirme özelliğine sahip. Full olarak bir teknolojiye sahip. Ekstradan ön kısımda ızgarada yeni vizör tasarım bulunuyor. Yani siz ön ızgarada normalde hava girişleri beklerken artık onu tampona adapte etmişler yeni Opel Mokka'da. Alt kısımda yine aynı şekilde petek görünümlü bir hava giriş ızgarası mevcut. Yani frenlerin işte soğutulması, motorun soğutulması anlamında takviye sağlayan bir özelliğe sahip. Araç dediğimiz gibi yine kaslı, dinamik bir yapıya sahip. Şu kısımda hava ızgaraları balık solungacı şeklinde yine aynı şekilde. Gri ön tampon altı difüzör uygulamaları mevcut aynı şekilde. Opel logosu ortaya entegre edilmiş. Dediğim gibi yine kapalı, sanki elektrikli bir otomobil havası hissiyatını veren bir ön ızgara uygulaması yapılmış ön kısımda. Kaputun siyah olması
arabayı dediğim gibi rakiplerinden ve alternatiflerinden farklı kılan bir özellik olmuş. Güvenlik özellikleri had safhada. Yine içeride de biraz bahsetmiş oluruz. Bu araçta yine kısaca özet geçmek gerekirse şerit takip asistanından tutun. Ekstradan işte adaptif hız kontrol, yani öndeki araçla olan belirli mesafeyi ayarlamaya kadar, işte otomatik parkla birlikte otomatik parktan çıkış özelliğine kadar her şey bu arabada teknoloji anlamında bulmak mümkün. Yan kısımlarda da yine aynalar bu arada katlanabilme özelliğine sahip. Anahtar şöyle yakınlaştığımızda yeni Peugeot'larda kullanılan anahtarlar biliyorsunuz Fransız PSA birleştiği için güzel şık bir anahtarımız var. Yine aynı şekilde anahtarı ayırıp işte pilin bittiği durumlarda kullanma şansımız var. Araç belli bir mesafeye anahtarla yaklaştığınız takdirde kapıları kendiliğinden açılıp uzaklaştığınızda da kapanabilme özelliğine sahip diyebiliriz. Aynalar dediğimiz gibi katlanabiliyor. Hemen üzerinde yine güvenlik özelliklerinde olan kör nokta uyarıcı bulunuyor. Araçta yine iç kısma geçtiğimizde daha detaylı bahsedeceğim ama işçilik çok kaliteli arkadaşlar. Alcantara deri uygulamasıyla, Alcantara kumaş uygulamasıyla birlikte deri uygulamasının da kısmi parça derilerinde bulunması çok iyi. Yine karbon süslemeler kapı içi girişlerde başlayan ve iç kısım konsolda uzayan bir karbon uygulaması mevcut. Yani arabanın sportif hatlarını ortaya çıkaran bir çalışma olmuş. Yine arka kısımdan detaylardan biraz bahsetmiş oluruz sizlerle birlikte. İnceleyelim hep birlikte. Aracımızda gördüğünüz gibi spoilerımız mevcut. Hemen hemen 5 parmak genişliğinde gözüküyor. Aynı şekilde burada Matrix LED farlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi Opel logomuz ve altında Mokka yazımız ortalanmış şekilde ve estetik bir yazı şeklinde gözüküyor. İsterseniz biraz bagajımıza bakalım. Bagajımızı açmaya çalışıyorum. Yalnız buradan açılmıyor. Şuradan deniyorum, yine açılmıyor. Opel Mokka şuraya dokunmamız ve buradan açmamızı tercih etmiş. Kendisine eşlik ediyoruz. Gördüğünüz gibi bagajımız 350 litre hacminde. Ki bana göre bir tatile gittiğimizde büyük bir valiz ya da bebek arabası gayet rahat bir şekilde sığar. Aynı şekilde yine sırt çantanızı, birçok çantanızı yanınıza koyarak rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Şuradan tutamacı var. Bu şekilde kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da far çalışmalarımız mevcut. Bu da arkaya derinlik ve sportif bir yüz görünümü sağlamış. Krom çıtalar aynı şekilde. Ve şurada da çift egzoz, gerçek egzozumuz mevcut. Şu an için aracımızın arkasıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Evet, şimdi gelelim aracımızın arka kısımdaki detaylarına. Aracın ön kısmından başlayan farkındalıklı tasarımı yan yüzeyde devam ediyor. Arka camlardaki siyahlık yine en arka camda da mevcut bulunuyor. Dediğim gibi kaslı bir görünüme sahip, yapılı bir görünüme sahip. Arka stoplardaki tasarım yine sıra dışı. Yine LED stop uygulaması mevcut. Sinyallerine kadar her şey LED bir şekilde faal durumda. Arkaya bir spoiler entegre edilmiş. Aracın tavan renginde. Üçüncü stop lambası, arka sis lambası her zaman yine aynı şekilde farkındalıklı olarak tampon oraya entegre ve çift çıkış egzoz uygulamamız var. Burada biraz hani hep pozitif olanlardan bahsedik. Tabii negatif olan kısımdan da bahsetmek gerekirse bagajı açacağız. Beklenti Opel logosu, Mokka yazısı veya şurada bir el için hazırlanmış bir hazne gibi, bir alan gibi bir kısım mevcut. Fakat bu biraz bizi yanıltıyor. Tamponun hemen şu alt kısmına entegre edilmiş. Bagaj kısmı bu şekilde açılabiliyor. Şuradaki tutamak çok güzel düşünülmüş. Amaca uygun, kullanımı rahat. Bagajda genişlik anlamında ilk göze çarpan alan mesela biraz darmış gibi geliyor ama çift kademeli bir bagaj uygulaması hakim. İsterseniz alt kısımda gizli göz olarak kullanabileceğiniz yine geniş bir alan mevcut diyebiliriz. Yine Mokka'da detay olarak dediğim gibi katlanabilir arka koltuklar da bagaj hacmini arttırabiliyor. Bagaj hacmi bu arada 350 litre olarak geçiyor. Yani yeterli mi? Bir aile için bence yeterli. Koltukları da katlanabilme özelliğine sahip olduğunu düşünürsek 1/2 oranında katladığınızda geniş bir bagaj hacmine sahip olma şansınız var. Bagajı dediğim gibi şöyle kapatıyoruz. Yine tutamak kısmından kapatma
şansımız var. Bagajı şöyle tutamakla kapatıyoruz arkadaşlar. Yani Mokka yazısının böyle karakter aralıklarını da açılarak vurgulu olması, Opel logosunun hemen altında yer alması bu arabanın bence eşsiz görünümüne güzel bir tanıklık etmiş olabiliriz diyebiliriz. Güzel bir kimlik kazandırmış diyebiliriz. Biraz da iç detaylardan bahsedelim isterseniz. Aracın içine geçelim. Evet hayatım, çekimlere şimdi birlikte yine devam edebiliriz. Bir araya geldik. Opel Mokka'yı biraz sen anlattın, biraz ben anlattım. Arabanın farklı kimliği, şimdi farklı de içinde bir video buluşalım. Çekmek istedik. Evet. Şimdi aracın istersen yine iç kısım testine geçelim. Arka kapıyı açıyorum arkadaşlar. Evet, bakalım baş ve diz mesafesi testine başlıyoruz. Nasıl bulacağız? Şimdi gayet rahat bir şekilde oturdum, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tamam, ben şimdi ön taraftaki koltuğumu ayarlıyorum. 1.73 boya göre arkadaşlar. Bakalım oradaki konumlandırma nasıl? Şöyle telefonum da tam düşmesin. Evet, yani ben 1.73'e göre yaklaşık işte 5 parmaklık bir payla gayet başarılı buldum. Ön tarafta konsolun yüksek olması ve derinliğinin kazanılması ile birlikte ben şu an başarı buluyorum. Tavan kısmı da zaten yine 8 parmak gibi yaklaşık yüksekliğe sahip bence. Şu an beni hani boğan sıkan bir alan oluşmadı. Arka tarafı da bir de kontrol edelim. Senin için oluşmadı. Benim için. Aslında diz mesafesi ben gayet başarılı buldum. Evet, diz mesafem gayet rahat. Evet. Ondan yine bir sıkıntım yok. Biraz işte bu baş mesafesi hafiften rahatsız eder gibi. Ondan ziyade aslında içerinin karanlık oluşu beni biraz olumsuz etkiledi. İçerisi gayet ferahtı. Bunu keşke bir açılır cam tavan koysalardı da rahat etseydik. Tamam. Yani ben bu negatifliğe pozitif bir cevap vereyim. Aracın kökeninde elektrikli bir üretim söz konusu. Elektrikli bir aracı da çıkartmayı hedeflediği için emisyon değerlerine kıyasla cam tavanın ağırlığından dolayı böyle bir opsiyonu bulundurmak istememişler. Bu birinci bir kriter. İkincisi de araçta farklı kimlik kazandırmak adına kaput ve işte tavan siyah opsiyonlarını bulunduğunu düşünürsek böyle bir opsiyon seçeneğine gitmişler. Kaput siyah alındığı zaman iç kısımda gri olan tavan döşemesi siyah olarak geliyor. Aslında bakarsan premium sınıf Mercedes, BMW sattığımız arabalarda da hatırlarsak AMG, işte M Sport gibi arabalarda da antresiz siyah tavan kullanımına gittiler. Bu biraz da arabanın agresif spor kimliğini ön plana çıkartan bir özellik. Bu da Ultimate olduğu için, üst paket olduğu için siyah tavan uygulaması kasvetli de olsa mevcut bulunuyor. Bu tercihi saygı duyuyoruz ama ben kesinlikle bir açılır cam tavan isterdim. Küçük bir eleştiride daha bulunmak istiyorum. Evet, hazır araya girmişken. Yani böyle dijital bir arabada, son model bir arabada arkada havalandırmanın bir klimanın şöyle bir esse üflese güzel olmaz mıydı arkada otururken? Ama bu şekilde olması beni biraz olumsuz etkiledi. Evet, doğru. Ona da şöyle diyebilirim. Bu araç tabii beklentileri hep üst seviyede tutuyoruz. Bu kadar teknoloji, donanım, güzellik, estetik geldiği takdirde diyoruz ki onlar niye yok? Bu araç B segmenti SUV. B sınıf arabalarda da genelde arka kısımda havalandırma pek yer verilmiyor işin aslı. Aslında olsa iyi olur. Tabii evet, beklenti haklısın. Olurdu, yani diyecek olurdu. Bir şey yok. Belki bir kısım videolarda bahsettiğimiz yani bence kısmi deri koltuklarla birlikte alkantara kumaş gayet şık yakışmış. Ben biraz böyle durumu toparlar gibi anlatayım. Şu kısımdaki yine diz mesafesine pay kazandıracak koltuktaki derinlik ki koltuğa böyle entegre havası kazandırmış başlıkların yakın olması güzel şık olmuş. Yine yükseklikleri tabii ki ayarlanabiliyor. Evet. Şuradaki mesela alkantara gri detaylar güzel düşünülmüş. Evet. Orada iki tane herhalde USB girişimiz var. Evet, iki tane. Hemen kol dayamanın arka tarafında. O da bence ince detaylar arasında. Arkada üç tane koltuk başlığının yer alması güzel. Bir de evet orada ISOFIX bağlantılarımıza geleceğiz. Şimdi küçük bir detay. Fermuar yardımıyla hemen ISOFIX bağlantılarına erişim imkanımız söz konusu. Bence o da güzel düşünmüş detaylar arasında kesinlikle yer alıyor. Arka camların siyah olması da güzel. Oturduğunda muhtemelen şu kısım cam alanı biraz daha kalmış gibi gözükebilir. Evet, yani omuz ama mesafemin üzerinde kalmış. Bu da arabanın dediğim gibi sportif hatlara sahip olması, geleceği çağrıştıran eğimli tavana sahip olmasıyla birlikte cam hatlarının ve tavan eğiminin bulunmasıyla orantılı bir şey. Ama yine bence bu sınıf bir arabaya göre gayet kullanışlı, gayet rahat. Display'i de bence kesinlikle ve baş mesafe zaten ortalama yine sende de 8 parmak gibi herhalde rahatlıkla var diye düşünüyorum.
Ben gayet başarılı buldum. Biraz da istersen onun kısmından bahsedelim aracımızın detaylarıyla ilgili. Tabii, olur. Tamamdır. Evet, evet biraz da bu dış kısmı renkli olan cafcaflı arabanın... Tarab ya da villası, cafcaflı arabası. İç kısımdaki teknolojik özelliklerine detaylarına geçelim derim. Şöyle start stop butonu hemen şurada. Mesela ben bununla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Biraz içeride derinde kalmış. Yani arabayı bindiğinde aslında bulması biraz zaman alıyor gibi yabancı olduğunuzda. Tuşa uzun basmak biraz bana aykırı geliyor diğer arabalarla kıyasladığım zaman. Kör nokta uyarıcılar hemen aynaların üzerinde kendini belli etti çalıştırdığımızda. Burada araçta sinyal koluna bayağı aslında yükümlülükler verilmiş. Yani aracın 10 inçlik bir ekranı bulunuyor. 10 inçlik ekranı buradan müdahale etme şansımız var. Yani navigasyon modu, özel asgari modu, bilgisayar modu, kadranlar gibi ve sürüş gibi kendinize özel kimlik yaratabileceğiniz, profil yaratabileceğiniz görüntüler elde edebiliyorsunuz sinyal kolunun üzerinden. Bunları adapte etmişler. Tabii ekran demişken çok fonksiyonlu gösterge ekranı 10 inç olarak geçiyor. Kullandığımız araba Ultimate olarak geçtiği için ekstradan 10 inçlik bir ekran daha yine aynı şekilde yan tarafta bulunuyor. Alt paketlere doğru geçtiğimizde bu ekranlar küçülüyor biliyorsun. Evet. Aracın üzerinde, direksiyon üzerinde daha doğrusu 3 kollu spor kromla süslenmiş bir detay bulunuyor. F1 vitesler. Orta kısımda zaten yine teknolojiyi çağrıştıran artık vites kavramımız yine yok. Bir önceki Golf videomuzda bahsettiğimiz gibi tarz bir vites dizaynı elde edilmiş. Hemen yanında sürüş modları, park konumu, vitesin konumlandırmaları ve manuel sürüş modu. Dilersek bunu buradan yine 50 F1 vites şeklinde kumanda etme yine şansımız var. Sabitleyicimizi buradan. Aynen, onlara bahsetmek gerekirsek de onlarla ilgili şöyle bir detayı söz konusu kılabiliriz. Adaptif hız kontrol sistemini devreye sokabiliriz. Yani hız sabitleme ve hız sınırlandırıcıyı hemen direksiyonun sol tuşu üzerinden. Burada da ne kadar yani kısa, orta ve uzun mesafede yaklaşmak açısından kullanma şansımız söz konusu. Hafızada tutsun. İşte artı eksi konumlandırma gibi hız sabitleyici detaylara sahip. Sol tarafta yine gözükmüyor belki o açıda ama far tuşları, otomatik konumu, onun haricinde ön sis ve arka sisin yanmasıyla ilgili butonlarımız bulunuyor. Aynen, sağ tarafta sesi açma kapatma ve multimedya kriterlerimizin olduğu tuşlar var. Ayna kararma özelliği, emniyet kemerine kimlerin takıp takmadığına dair bilgilere erişebiliyoruz tavan kısmında. Aydınlatmalarımız yine bakalım beyaz led mi? Kontrol edelim. Evet, beyaz led. Yani lüksün simgesi bence. Bu çok önemli. Yine dün bahsetmiştik SOS olayımız. Hemen buradan SOS erişimi sağlayabiliyoruz. Acil durum ihtiyacında SOS özelliğimiz. Aynalarda ışıklandırmalarımız var mı? Yine beyaz ledlerle birlikte zenginleştirilmiş. O da güzel bir detay. İnce düşünülmüş detaylar arasında. Kalma özelliğimiz. Evet, orası biraz zengin bir donanıma sahip, güvenlik özelliğine sahip. Stop and start tuşu. Işıklarda stop etme özelliğine sahip yine aynı şekilde. Yakıt tüketimi tasarrufu açısından. Şeritte kalma özelliğimiz ve şeridin içerisinde kalmanın dışında da diğer adaptif takiplerle ilgili, kontrollerle ilgili otomasyon yani yara otomasyon sistemlerinin devrede olduğu tuşlar burada bulunuyor. Park sensörünü kapatma, otomatik parka girme ve parktan çıkma gibi özellikler de mevcut. Parka alalım. Sadece bir tuş yardımıyla vitesleri kontrol etme şansımız var. Klimamız dijital. Kablosuz şarj edebilme özelliği. Aynen. O aralıkta USB girişiyle 12 volt soketle birlikte de kablosuz şarj özelliğimiz de yine mevcut. Şurada kısa yol tuşları konumlandırılmış. Sesi açıp kapatma, ekranı açıp kapatma özelliği. Audio'nun kontrolleri. Navigasyonu her iki ekranda da kullanabilmemiz çok iyi. Mesela şurada da aynı şekilde ayarlayayım. Şöyle her iki ekranda da navigasyonu 10 inçte kontrol edebilme şansımız, görme şansımız var. Bu arada yine bir bilgi daha paylaşalım. Opel'in uygulamasıyla birlikte navigasyonu güncelleme şansına erişebilirler Opel kullanıcıları. Daha donanımlı, daha ekipmanlı ve güncel bir navigasyon verisine ulaşma için telefon uygulamasından da aracın bazı bilgilerine, teknik bilgilerine sahip olabilecekleri, ne kadar yakıt yaktığı, hangi mesafede, hangi konumda olduğuna dair erişebilecekleri bir uygulamaya da sahip Opel bulunuyor. Şurada zaten uygulamalar kısmında Android ile Apple CarPlay'i kullanma şansımız var. Kablolu da bağlayabiliyoruz yine aynı şekilde. Şurada da araç bilgilerimiz. Bakın kör nokta kontrolü, patinaj kontrolü,
düşük hava basınç sistemi uyarısı. Araç ayarlarında da farlar, konfor ve güvenlik gibi bizi uyaran bilgiler. Farları daha önce dışarıda da bahsetmiştik. LED Matrix far uygulaması var. Karşı taraftaki ışığa veya karanlığa göre kendisini ayarlayabilen bir far sistemi mevcut. Şurada geldiğimizde konforla ilgili işte kapıların açılması, geri viteste arka cam silecinin devreye girmesi gibi bilgilere erişebiliyoruz. Güvenlik, aktif güvenlik freni yani yaya algılama sistemine kadar her şey, tabela okumaya kadar her şey bu araçta mevcut. İşte sürücü yorgunluk uyarısı gibi bilgilere, hepsine, tüm detaylara buradan ulaşma şansımız var. Şurada benim dikkatimi çeken bir de klimanın performansını ateş gösteren küçük bir bilgi mevcut. Açma. Evet. İnsanlar genelde bunu pek fark edemiyor. Hı-hı. Kumanda merkezi kilitle ilgili değil mi? Evet. Tabi zengin donanımda bir de koltuk ısıtmalar var. İstersen sağ tarafta tuşa bastığında evet. Üçlü, ikili ve birli şeklinde kullanım özelliğine sahip diyebiliriz bunun içinde. Kol dayamayı biraz önce bahsetmiştim. Kol dayama ile ilgili hareketli kullanım özelliğine sahip. Alt kısımda yine aslında geniş bir göz bulunuyor. Yani çok geniş olmamakla birlikte aslında yeterli ruhsat kabı ve işte birkaç cep telefonu gibi özel eşyalarımı saklayabileceğimiz konuma sahip. Konsolun genişliği nasıl? O da gayet iyi bence. Buraya gayet şey derin, başarılı. Evet, iki kademeli cep gibi olmuş orası değil mi? Aynen. Ben gayet başarılı buldum. Normalde düz bir şekilde geliyor ama şu anda mesela daha eğimli, şoför odaklıymış gibi. Tabii evet. Konsol evet, konsolun bize göre yüksek konumlandırılması display'i anlamında güzel bir alan kazandırmış. Bu bir karbonlu süslenmesi ve daha teknolojik gelecek çağı aydınlatan bir hava peteklerine sahip olması, onların süsle yani krom detaylarla süslenmesi iyi bir görünüm kazandırmış. Ekran değindiğin güzel bir nokta. Sürücüye odaklı biraz daha meyillendirilmiş. Bence detayları çok iyi düşünülmüş. Yani 10 inç ekranlarla birlikte de teknolojiyi çağrıştırmış bir araç. Hava peteklerinde şuraya tek bir parça olarak dikkat ettiysen sağ ve solu yönlendirme vermiş ve tamamen dokunursan da kapanma özelliğine sahip diyebiliriz. Aynı şekilde dirseklerde yerleştirilmiş. Evet, orta hoparlörleri de oraya konumlandırmışlar. Müzik sistemi de gayet başarılı denemiştik. Evet. Ve bahsettiğimiz dış kısımdan içeriye belki o kadar detaylı göründü görünmedi bilmiyorum ama şu karbon kaplamalar ve Alcantara uygulaması bence gayet dikişlerle birlikte arabaya sportif bir kimlik kazandırmış diyebiliriz aslında. Yani ben arabayı beğendim. Araç çok güzel. Zaten üzerinde bulunan 1.2 motor, 130 beygir güce sahip olması arabayı alıp götüren performansa eşlik ettiren bir özelliğe de sahip. 100 km hızı 9.2 saniye gibi bir süreçte de ulaşabilme özelliğine sahip bu arada. Evet, gelelim bu teknolojik donanım seviyesi yüksek olan yeni şaha ayak uyduran araçta motor performansına. 1200 motordan 130 beygir güç elde edebiliyor. 100 km hıza çıkma süresi 9.2 saniye. Gayet başarılı bir performansa sahip. Yakıt tüketim değerleri oldukça düşük. Ben birebir özellikle test eden biri olarak bunu söylemek isterim. Yani 5.7-5.4 seviyelerinde ortalama 90-100 km hızlarda kullandığımda bu araçta yakıt tüketim verisine rahatlıkla yakalayabiliyorum. Benim için hoşuma giden tekniklerden bir tanesi kaputun amortisör özelliğine sahip olması. Yani birçok araçta biliyorsunuz yani milyonlara yakın paralar veriyoruz. Kaput amortisörlü değil. Bence burada güzel düşünülmüş bir detay. Siyah kaputun tabii yine aynı şekilde dışında olan iç kısımda da yine aynı şekilde siyah uygulama gerçekleşmiş. Şurada ses yalıtımı ile ilgili tüm detaylar bence düşünülmüş. Motorun üzerindeki kaplama dahi kapatılmış. Zaten ses yalıtımı olarak hani uzun yol testinde kullandığımda ben içeriye ses aldığını görmedim. O konuda da gayet dinamik bir çalışma yapılmış arabaya. Opel Mokka dediğimiz gibi şu ön kısımda yaratıcı tasarımıyla LED Matrix farları ve hemen bütünüymüş gibi elektrikli bir arabaymış gibi hissini veren şu ön kısımdaki ızgara olması gereken yerde cam tasarımıyla birlikte güzel bir uygulamaya gerçekleştirmiş. Tampon aldığı ızgara sistemiyle, havalandırma sistemiyle, alt kısımdaki bulunan havalandırma sistemiyle dediğimiz gibi frenler ve motorun soğutma işlemini gerçekleştirebiliyor. Farkındalıklı bir tasarım yaratmış diyebilirim bence.